Ha, Nimpia'dan büyük karaktersizlik. Selamlar. Ya Nimpia'dan ne karakter bekliyordunuz anlamadım ki ben kardeşim ya. Ya ün ne diyor sonra bak. Bak sinirleniyorum abi. Sinirleniyorum yani. Tamam benim kuyruk acım var. Benim götüm yanıyor da. Tamam ben onu kabul ediyorum. Bu kadar kişi içinden ben nasıl bu konuma gelemedim diye ama bir kıskanıyorum. Bu şey olayı ya bu Acun'un ünlü ettiği salaklardan hangisiydi böyle papağan öldürdü bir şey yaptı kendini bıçaklıyordu. Kimdi o? Kim bu sik yazmayın artık yeter. Murat mı? Ha Murat mıydı neydi? Acun millet ünlü ediyor sonra zaten şey bit sorunlu bitip belli ünlü ediyor sonra ünlü ettikten sonra böyle sorunlu bir şey yaptığında herkes şaşırıyor. Nasıl yaparsın falan diyor. Yani salak olmayın abi. Bunlar yine Ayvar ben. Salgan aynen falan. Evet biliyorum video düzenimi yine eskisi gibi yapacağımı söyleyip dün yine video atmadım. Fakat bunun sebebi dün başıma çok garip bir olay geldi. Ne İfadeye geldi? çağrıldım ama çağrılmamın sebebi çok saçmaydı. Hakkımda sahte bir şikayet vardı ve bu şikayeti yapan kişi Nine Pia'nın ta kendisiydi. Şimdi baştan What? söyleyeyim aslında... Nine Pia mı? Bu kadın hakkında tekrardan konuşmayacaktım. Çünkü zaten yeterince kapsamlı bir video yaptım ve kendisi videodaki argümanların hiçbirine cevap veremediği gibi Ha kendi Nimpe'ye yaptığı cevap yayını videosu da mı yapmış? açıklamasındaki yorumları da Merhaba. kapattı. Haklı olan kişi zaten yorumlardan korkmalı. Kadın değil, hanımefendi değil. Neyse bu olayları bir kenara bıraktık. Benim ifadeye çağrılma sebebim şuydu. Erdoğan'a korkunç bir insansın demek. Ve evet ben böyle bir cümleyi kurdum ve hala da arkasındayım. Erdoğan'ın korkunç bir insan olduğunu, bu ülkeyi iyi yönetemediğini ve yetersiz bir cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Bu söylemlerimde herhangi bir yanlış yok. Ki korkunç bir insansın demek hakaret değil zaten. Bunun saçma bir şikayet olduğunu ve çok da bir şey çıkmayacağını zaten o an anlamıştım. Sonrasında bunu Twitter'dan duyurdum. Ardından bana Discord'dan bir mesaj geldi. Ninepia'nın moderatör kadrosundan olan bir kişi Nine derse bir daha. bana aynen şöyle yazmıştı. Ninepia senin hakkında saçma sapan şikayetler oluşturdu. Bu hafta seni birkaç kere polis ziyaret edebilir. Ben de dedim ki benim zaten bundan haberim var. Yani Ninepia hakkında yaptığım bu video sebebiyle Ninepia beni şikayet ettiğini söylemişti zaten. Ancak Ninepia'nın moderatörünün söylediğine göre Ninepia beni hiçbir zaman dava etmemiş. Nine derse bir daha. Çünkü dava etmeye bir tarafı yememiş. Mahkeme sonucunda haksız çıkacağını ve en nihayetinde hapse gideceğini kendisi de biliyor ve bunun farkında. Onun yerine beni Erdoğan'ı Hapse konu... mi giriyor? Nimpe'ye hapse mi giriyor lan? Vallahi Nimpe'nin modları çürük çıktı ha. Bizde var mı lan böyle? Mesela ben böyle bana küsseniz ya da ben böyle bir video yapılsa benim hakkımda beni ilk satacak kim içinizden? Hapse mi giriyor kız? Satarım diyenler bir yazsın. Ama şey kamera kapanınca böyle çok iğrenç bir adammışım değil mi? Enis inşallah banyo yapamazsın falan. Hayır bir şey söyleyeceğim. Benim hakkımda ne dersiniz ki abi? Söyle. Benim hakkımda ne dersiniz? Şey, bir şeyler oldu. Kötü gitti her şey. Benim boklarım ortaya çıktı. Ne diyeceksiniz abi itiraf olarak? Anca sizinki şey olur. Ya yalan böyle hani SS'ler var ya. Kim bu siktirim Allah. Belki Twitch flick ne düşünüyorsunuz FETÖ'cü? Ama gerçek şeyleri söylersen anlamı falan. Kullanarak kendisi şikayet etmiş. Ve bu Ninepia'nın moderatörü bana bu iki Nine... SS attı. Bu iki SS'deki şikayet de Ninepia'ya ait ve ikisinde de beni Erdoğan üzerinden şikayet etmiş. Bu adam Allah Erdoğan'ı Allah. eleştiriyor, Erdoğan'a laf söylüyor, Erdoğan'ın kötü bir cumhurbaşkanı olduğunu söylüyor falan filan. Ki bunlar bir eleştiridir ve ifade özgürlüğüdür. Hatta bir noktada benim deprem bağış yayınımı kin ve nefretten dolayı şikayet etmiş. Ancak bizim bu yayınlarda yaptığımız tek şey deprem için para toplamaktı ve 1,4 milyon TL sadece benim kanalımla toplandı. Ekip olarak 10 kişi çalıştık ve hepimizin genel toplamı 3 milyonu bile geçmiştir. Biz deprem için yararlı bir şeyler yapmaya çalışıyorken Ninepia hanımefendi bunu bile şikayet ediyor. Ve insanların ifade özgürlüğünü bu şekilde... Nimpia hanımefendi deprem için yayın açtı mı? Falcon'a vermediğin 10 TL aslan. Doğru lan o var. Bu ayki YouTube Premium ve Spotify Pre'yi benim karttan çekilsen olur mu? Çok sıkışım.
kısıtlamaya çalışıyor. Yani ben yapmadım, bunlar ben değilim dediği ne var? Bu arada açmak zorunda değil, öyle şakasına da. Aynı şeyleri şu anda bana uyguluyor. E beni dava edecektin sen hani. Madem sen haklısın bu olayda, niye beni dava etmedin? Neden beni Erdoğan üzerinden şikayet ediyorsun? Erdoğan'ın bu kadar yalakalığını yapma sebebi ne? Ayrıca bunlar ifade özgürlüğü. Doğru bir şeyden şikayet etsen neyse. Ancak Erdoğan'ın kötü bir insan olduğunu düşünmek Türkiye'de bile ifade özgürlüğü. Ama sen ve senin gibiler sağ olsun maalesef ki ifade özgürlüğünü Türkiye'de bayağı bir kısıtlıyorsunuz. Gelelim tehdit ettiğin diğer insanlara. Bu 9PN'ın sunucusunda Berkay diye biri vardı. Hatırlıyor musunuz? Berkay. O da engelli bir kardeşimizdi, hatırlarsınız illaki. Hatırlıyorum. Herkes 9PN'ye sırt döndüğü zaman da Berkay kendisine destek oluyordu ve benim videoda yalan söylediğimi düşünüyordu. Kendisinin bizzat babasıyla konuştuk ve 9PN'ın Berkay'ı kullandığını, söylediği şeylerin ise tamamen geçersiz olduğunu söyledi. Yani 9PN'cim, sen yayınlarında iki engelli bireyi ve bir psikolojisi kötü olan bir insanı sırf izlenme uğruna kullandın. Hani diyorsun ya, hepsi bana sırtını döndü, ben bunlara kötü... Ya baştan beri oğlum, 9PN'ın herhangi bir yayınına giren bir kişi görürdü bunu zaten. Niye şimdi olay oluyor ki? İzleyenler eğleniyor millet. Chat eğleniyordu. Herkes spam atıyordu. Şey yapıyordu. Yapmadım, hepsi beni sattı vesaire diye. Benim de birçok dost dediğim insan var. Bana niye kimse sırtını dönmüyor? Demek ki burada senin hatan var. Yani boşuna beni sattılar deme. Sen onları kullandın. Onlar da sana cevap verdi. Ben bu kanalda 9PN hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Tabii kendisi bir cevap videosu atarsa eğer ki, onun sunduğu saçma sapan argümanlara bir cevap daha veririm. Onun dışında daha da konuşmayacağım. Zaten bunu yargıya taşıdım. Benim hakkımda sahte şikayetler oluşturmak neymiş göreceksin. Ha sakın videodaki şeyleri de fake falan deme. Çünkü benim videoma 3 kere ihtar atmaya çalıştın sen. E madem koyduğum bu ekran görüntüleri sana ait değil, o zaman bana nasıl ihtar atmaya çalıştın? Çünkü ihtar atmaya çalışırken YouTube'a bu ekran görüntülerinin sana ait olduğunu kanıtlaman lazım. Sen bunu YouTube'a kanıtlamışsın. Yazık kafana, ne diyeyim. Bu videoda... Yok, o kolay bir şey. O kadar da zor değil. Sonra muhtemelen 9PN hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü benim artık burama kadar geldi. Madem hukukçusun, bundan sonra polisleri meşgul etmemeyi öğren. Senin yüzünden zamanlarını gerçek suç aramaya harcamak yerine bize harcıyorlar. Bu adamları da yani şimdi Türkiye'de de gerçek suçlu aranmıyordur yani polislerin zamanından çalacağını şimdi sanmıyorum ama. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. 9PN hukukçu muymuş ya? Hayırlı olsun. 9PN hapse mi girecekmiş?